Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle lahmacun tadında harika bir gözleme tarifimi paylaştım. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unumuzu alalım. Üzerine bir tatlı kaşığından birazcık fazla olacak şekilde tuz ilave ediyorum. Bu kez tam tersini yapıyoruz. Normalde sıvı malzemeleri yoğurma kabını alıyorduk. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyorduk. Bu kez ise önce undan başladık. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor ama böyle çok yumuşak değil. Kesinlikle ele yapışan bir hamur olmasın. Şöyle 2 su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde su kullandım. Sevgili arkadaşlarım, toplamda 11 adet gözleme hazırlayacağız. Böyle hepsini açacağız, büyüteceğiz ve bekleteceğiz. Eğer çok yumuşak olursa hamurlarınız yapışma olur. O yüzden böyle bir tık, yani elimize yapışmayacak kadar yumuşak olması dahi yeterli. Gözleme hamurunu tıpkı bir ekmeklik hamuru gibi düşünebilirsiniz. Biraz uzun süre yoğurursanız eğer o kadar özlü bir hamurunuz olur. Evet, bu şekilde tezgahımın üzerine aldım. Böyle kısa bir sürede hamurumu katlayarak burada yoğurmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde hamurumu toparlıyorum. Daha sonra üzerini kapattım. Aslında mayalı bir hamur değil. Hiç bekletmeseniz de olur ama hamuru eğer biraz bekletirseniz, dinlendirirseniz daha böyle kendini bırakır. Hem açması, şekil vermesi daha kolay olur. Şöyle çok değil, bir 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Bakın böyle bir tık sert hamur gibiydi oysa ama dinlenince ne kadar kıvamını buldu. Böyle fıstık gibi bir gözleme hamurumuz oldu. Hamurumu bu şekilde toparlıyorum. Evet, eğer tezgahınıza yapışıyorsa böyle birazcık un kullanabilirsiniz. Hamurumu ilk önce gelişigüzel keseceğim. Ben 11 adet, yani bu malzemelerden 11 tane gözleme hazırladım ama tabii ki daha büyük, daha küçük gözlemeler hazırlayabilirsiniz veya neyde pişirecekseniz eğer. Ben gözleme tavasında pişirdim. Böyle ikişer ikişer pişiriyorum. Eğer bir saçta pişirecekseniz daha büyük gözlemeler veya normal bir tavada pişirecekseniz daha küçük küçük gözlemeler de hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ondan ona pay ederek eşit olacak şekilde bezeler yapıyorum. Daha sonra bezemi bir tepsinin içerisine aldım. Havalar çok sıcak, yani hamur çok yumuşak olmasa da çok hızlı bir şekilde yapışma olabiliyor. Hamur çok hızlı bir şekilde kendini bırakıyor. O yüzden şöyle un kullanırsak daha iyi olur. Bezeyi aldıktan sonra da şöyle iç harcını hazırlayana kadar dinlendiriyorum. Böylece açmamız daha kolay olacak. Ben bu tarifimde 300 gram böyle orta yağlı kıyma kullandım. Daha sonra iç harcını hazırlıyorum. Bakın bu şekilde bir tane domates, bir tane soğan, üzerine şöyle ben 2 adet yeşil biber kullandım. 3-4 diş sarımsak. Ve üzerine ben yeşil soğan ilave ettim ama eğer evinizde maydanozunuz varsa maydanoz bence çok daha güzel olur. Ben böyle renk katması için, maydanoz evde yoktu, renk katması için yeşil soğan kullandım. Evet, bu şekilde de malzemelerimizi blender sayesinde küçük küçük doğramış oluyoruz. Kuru soğanı daha fazla tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde söylüyorum, damak tadınıza göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Veya böyle malzemeler içerisinde görünsün diyorsanız böyle blender hiç kullanmayın. Elinizle de doğrayabilirsiniz. Daha sonra baharat olarak ben 1 yemek kaşığı toz biber, birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Tabii ki bu tamamen damak zevkinize kalmış. Azaltın, çoğaltın veya farklı baharatlar kullanın. Eğer kıymanız böyle çok yağsızsa birazcık sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Evet, bezelerim de yeteri kadar dinlendi. Şöyle tezgahımı biraz unluyorum ve ilk almış olduğum bezemden açmaya başlıyorum. Birazcık böyle unlu bir şekilde açarsanız daha iyi olur. Aslında gözleme hamuru biraz unsuz olması gerekiyor. Yani unlu açarız ama
büyüdükten sonra tam istediğimiz boyuta geldikten sonra un olmaması gerekiyor. Ama ben hepsini bir açacağım. Daha sonra pişireceğim. Yani bekleteceğim. Malum havalarda çok sıcak olduğu için böyle birazcık un açarsak daha iyi olur. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, kısacık bir yorum, hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Son zamanlarda o kadar güzel yorumlarınız var ki inanın bu beni çok mutlu ediyor. Hiç olumsuz yorum almadım diyebilirim. Hepsi birbirinden güzel. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya, unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Tariflerimin yapılışını, malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca kanalımda daha birçok tariflerim var. Birbirinden lezzetli, birbirinden pratik. Şöyle bir bakarsanız belki size de faydalı olur. Bana da bu şekilde destek olmuş olursunuz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de bütün hamurlarımı açmış, hatta bir tane gözlememi de hazırlamış oldum. Şöyle tekrardan birlikte de hazırlayalım. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Gerçekten inanın çok lezzetli bir gözleme tarifi oldu. Bence bu tarifimizin sırrı o içerisine katmış olduğumuz kıymanın içerisine katmış olduğumuz malzemeler, baharatlar hepsi bir arada. Bence çok güzel oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Şöyle ilk açtığım hamurumdan böyle şekil vermeye geçiyorum. Dediğim gibi çok yumuşak, çok hızlı bir şekilde yapışma yapabiliyor. Üzerine ben 1,5 yemek kaşığı kadar iç harcı, yani kıymalı iç harcını üzerine alıyorum. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde, mümkün olduğu kadar her tarafına eşit olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde tek tarafını üzerine kapatıyorum. Bu kenarını ben kesiyorum bir rulet ile. Hiç kesmezseniz de olur. Ama kenarı biraz kuru kalabiliyor, kenarları boş olduğu için. Bu şekilde bence daha güzel oluyor. O kenardan kalan parçaları da ben hepsini bir topluyorum. Tek olacak şekilde pişiriyorum, böyle katmer gibi. Çok güzel oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım, bütün gözlemelerim hazır. Böyle bir sofra bezinin üzerine alırsanız daha iyi olur. Ve artık pişirmeye geçiyorum. Evet, ben gözleme tavamda pişirdim. Gözleme tavasının böyle güzelce ısınması gerekiyor. Soğuk veya ılık gözleme tavasında pişirmeye kalkarsanız görüntüsü hiç güzel olmaz. Yüzeyi hızlı bir şekilde kurur. Orta ateşte pişirmeye özen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Eğer hızlı ateşte pişirirseniz çok hızlı bir şekilde hamurlarımız pişer, içerisi pişmez. Böyle sadece bir kez çevirmeyeceğiz. Kontrollü bir şekilde birkaç kez çevireceğiz. Böyle güzelce kızarana kadar pişirelim. Ya yani içerisi de böyle, eğer bir ıspanaklı yapıyorsanız daha hızlı pişer ama bu kez kıymalı hazırladığımız için daha böyle ağır ağır kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım, benim gözlemelerim hazır. Şöyle ilk sıcağı gittikten sonra o iç kıvamın, iç dokusunu sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. İsterseniz bu sıcak havalarda buz gibi ayranın yanında servis edebilirsiniz veya işte kahvaltılarınızda günün her öğününde bir çorbanızın yanında veya çayınızın yanında gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ne dersiniz? Bence çok pratik bir şekilde hazırladık. Bence harika bir tarif oldu. Bu arada biraz rahatsızım. Sesimden dolayı kusuruma bakmayın lütfen. O kadar lezzetli, o kadar kıvamı yerinde bir tarif ki sevgili arkadaşlarım. Tabii ben bunu böyle kıymalı hazırladım, lahmacun tadında. Ama patatesli, peynirli, kaşar peynirli, ıspanaklı, inanın her şekilde çok güzel olur. Bence denemelisiniz ve denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.